Merhaba arkadaşlar, lezzetin üstadı Leyla Hanım kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Bugün mutfağımda sizlere yapımı çok kolay, harika bir mantar görünümlü kurabiye tarifi vereceğim inşallah. Kurabiyemin malzemelerini geçmeden önce kanalıma abone olup videolarıma like atarsanız çok sevinirim. Buyurun gerekli malzemelerimizi sayalım. Bir paket oda sıcaklığında iyice yumuşamış margarin, 1 su bardağı pudra şekeri, 2 su bardağı buğday nişastası, nişastamın ölçüsü bu standart su bardaklarıyla, 1 paket vanilya, yarım paket kabartma tozu ve aldığı kadar da un kullanacağım. Kurabiyelerime mantar görünümünü verebilmek için 1 yemek kaşığı kadar kakao kullanacağım. Evet arkadaşlar, buyurun yapımına başlayalım. Öncelikle yoğurma kabımın içerisine iyice yumuşamış olan margarinimi alıyorum. Ve elimle böyle iyice yumuşayana kadar sıkıyorum bu şekilde. Şimdi de üzerine unumu bir miktarına döküyorum. Unumun üzerine nişastamı da döküyorum. Pudra şekerimi de döküyorum. Üzerine vanilyamı da ilave ediyorum. Ve kabartma tozunu da katıyorum. Bu malzemeleri güzelce yoğuruyorum. Hamurumu yoğurdum. Bakın bu yumuşaklıkta kulak memesi kıvamında bir hamur oluyor. Ununu çok fazla katmayın. Böyle azar azar ekleyin. Yani aslında un ölçüsü vermek istemiyorum. Çünkü bu sizin ununuzun ölçüsüne göre bile değişebilir. Ama ben böyle 2 su bardağına yakın, yani 2 su bardağı tam değil, ona yakın kadar kattım kurabiyemin hamuruna. Şimdi hamuruma şekil veriyorum kurabiyelerime. Böyle istediğiniz büyüklükte alabilirsiniz ama cevizden biraz büyük bir parça alın elinize. Bu şekilde avucunuzun orta yerinde böyle yuvarlıyoruz. Ve bir kola kapağıyla kola kapağını önce kakaoya bu şekilde batırıyoruz. Daha sonra da kurabiyemizin orta yerine bu şekilde batırıyoruz. Ve yağlanmış tepsimin içerisine diziyorum. Şimdi ben kurabiyelerimi bu şekli verip tepsimin içerisine dizeceğim. Evet arkadaşlar, kurabiyelerimi şekillerini verdim. Şimdi de önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına atıyorum. Fırında da üzerleri beyaz kalacak şekilde pişiriyoruz. Evet arkadaşlar, kurabiyelerim fırından çıktı. Bakın bu şekilde altı üstü beyaz kalacak şekilde fırında pişiriyoruz. Zaten 20-25 dakikada kurabiyelerimiz pişiyor. Yine de bu sizin fırınınızın ayarına göre değişebilir. Dikkatli, kontrollü bir şekilde pişirmeniz gerekiyor. İnşallah sizler de denersiniz, beğenirsiniz. Yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir başka videomda, bir başka tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.